ekranlarınızda çok sık kullanılan bir slogan var. Köylü milletin efendisidir. Şu anda köylü öyle bir noktaya geldi ki bırakın milletin efendisi olması, köylü milletin işçisi haline geldi. Keşke işçisi de olsa, işçisinin çok daha beter bir noktaya geldi. Evet. Eğer bu mantıkla devam edilirse önce tarım ürünleri üreten üreticiler hepsi bir bir iflas edecek. Bakın 5 kat, 6 kat, 7 kat borçtan bahsediyoruz. Yani bir insanın kaldırdığı yükün 7 kat fazlasını insanın sırtını yüklerini düşünürseniz 70 kilo olan bir insanın üzerine siz 300 kilo yükün yüklerini düşünürseniz bunun altında ezilecektir. Bunun bir adım ötesi şudur. Bu aslında bunun Türkiye'de kapitalist sistemin tarım ekonomisi uygulanmak istenmesinin birkaç sebepleri vardır. Biri Türkiye ekonomik olarak zayıflatmaktır. Diğer bir nokta Türkiye'yi stratejik bir sektör olan gıda sektöründen ve bunun gibi üretim sektöründen elini çekmesini sağlamaktır. Sizin çok güçlü silahlarınız olabilir. Çok sayıca fazla da askeriniz olabilir ama eğer askerinizin yiyeceğini tedarik edemezseniz her türlü mücadeleden geri çekilmek zorunda kalırsınız ve kazanacağınız şeyi bir fiyaskoyla kaybetmiş olursunuz. Yani Türk Aynen. milletinin aslında yaşamak istediği, yaşatılmak istediği kader sadece ekonomik olarak bir kader değildir. Türk milletine diz çöktürülmek isteniyor. Yani bunun yapılabilmesi için bir kere tarım ürünlerinin ve tarım üreticilerinin aradan çıkartılması lazım. O da sistematik olarak bu işlemlerle, bu adımlarla meydana getiriliyor.